Günaydın değerli izleyenler. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı Lacivertliler'de artık transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Ve Sarı Lacivertliler Tottenham forması giyen Højbjerg'i transfer etmek için girişimlere başladı. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları haberleri nelermiş. Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayalım. İlk olarak foto maç ana sayfaya bakacağız. Leva'yı ben ikna ederim. Mourinho Barcelona'nın süper golcüsünü Fenerbahçe'ye getirmek için devreye giriyor demiş haber. Portekizli teknik adam 35 yaşındaki yıldızı ikna ederse yılın transfer bombası patlayacak. Sonuç olumsuz olursa rota diğer adaylara çevrilecek deniyor. Hemen yanında Aslan'dan Kovacic bombası haberini görüyoruz. Galatasaray Manchester City'nin Hırvat Yıldızı'nı bitirmek için adaya çıkarma yapacak denmiş. Manchester City ile bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlanamazsa kiralık formülü devreye sokulacak deniyor. Beşiktaş'la ilgili Grey Ata başlıklı bir haber görüyoruz. Kanarya'da son aday Morata. Fırtınaya ABD'den kanat başlıkları da yine diğer dikkat çeken haberler. Ve basketbolda da şampiyon Fenerbahçe oldu değerli izleyenler. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 80-72 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. 11. zaferine ulaştı Sarılar Civertli ekip. Fanatik gazetesinin ana sayfasıyla devam edeceğiz şimdi. Yine manşette transfer haberlerini görüyoruz. Bir tarafta Yusuf Fofana, diğer tarafta Joe Rodon isimleri dikkat çekiyor. Aslan'ın hedefinde Fofana var denmiş. Nokta atışı transferini Monaco'dan yapmak istiyor Galatasaray. 25 yaşındaki orta saha için maliyet yüksek ama Galatasaray'ın transfer planı hazır denmiş. Zeki Çelik yine Galatasaray'ın gündemindeki bir başka oyuncu olarak gösteriliyor. Hemen sağ tarafta Fenerbahçe'nin haberlerini görüyoruz. Savunmaya 1.93'lük kule, Tottenham'ın 26 yaşındaki savunmacısı dün itibarıyla Fenerbahçe'nin radarına girdi deniyor. Joe Rodon ismi ve Mourinho'dan çağrı geldi. 22 Haziran'da Samandıra'da olun mesajı yolladı. Tüm yıldızlar dönüş bileti bakıyor denmiş. Euro 2024'te forma giymeyen oyuncularına böyle bir mesaj göndermiş Jose Mourinho. Fırtınada gündem kuyate, Broncos işaret etti, Klassen isimleri de yine Trabzonspor ve Beşiktaş'tan dikkat çeken haberler. Şimdi Sabah gazetesine geçelim. Emir Somer imzalı bir haber. Polisin bar odasından 2061 kırmızı kart şeklinde bir başlık görüyoruz. İlginç bir e, araştırma haberi bir bakalım. İstanbul İl Emniyet Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kapılarının sabah gazetesini açmış. 2023-24 sezonunda çok sayıda yanıcı, kesici ve patlayıcı madde ele geçiren spor polisleri kendilerine ait izleme odalarından yaptıkları tespitlerle suça geçit vermediler deniyor. Meşalelerin cips paketlerinde bıçaklarınsa eldivenlerin içinde bulunduğu söylenmiş oldukça enteresan bir haber. Hemen altında o gün Şahinoğlu imzasıyla hırslı ve savaşçı başlığını görüyoruz. Gabriel Paulista'ya dair bir inceleme. Brezilyalı savunmacı ilerleyen yaşına rağmen 33 yaşında adeta kaya gibi sağlam kolay kolay sakatlanmıyor. Hızlı pes etmeyen agresif yapısıyla rakip hücumculara gözdağı veriyor denmiş. Sayfanın en altında Batshuayi Şua'yı eşittir %50 ikardi başlıklı bir Mehmet Özcan haberi görüyoruz. Galatasaray'ın ilgilendiği Belçikalı Forvet'in istediği ücret Duda Kuçuklattı. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten oyuncunun temsilcileri Arjantinli Yıldız'ın kazandığı rakam olan 10 milyon euroyu dikkate alarak 5 milyon euro ve imza parası talep etti diyor haber. Takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Takvim 13'te bitmeyen efsane Ronaldo başlığını görüyoruz. 40 yaşına merdiven dayayan Ronaldo milli formayla 130. kariyerini ise 895. golüne imza attı. Portekiz hazırlık maçında İrlanda'yı 3-0 mağlup etti ve maça 2 gol atan Cristiano Ronaldo damga vurdu. Turnuvadaki performansı da elbette Portekiz Yıldız'ın çok merak ediliyor. Ryan sürprizi başlığına bakalım. Van Bronckhorst yönetimden eski öğrencisini istedi. Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Rangers'ta birlikte çalıştığı Fenerbahçeli Ryan transferini istediği öğrenildi denmiş. Yine Polistan'ın İstanbul'a gelişi ve Bronckhorst'un da bugün geleceği haberleri dikkat çekiyor. Hürriyet gazetesine de hemen bakalım. Zalewski Fenerbahçe'ye doğru Şimanski şaka yaptı. Polonya basını Romalı Yıldız'ın sarı lacivertlilere gideceği ile ilgili haber yaptı deniyor. Şimanski'nin Zalewski'yi getirmek isterim ama tabii bu bir şaka sözleri ciddiye alındı denmiş. İlk 11'e düş sokağa çocukları lazım. Uğur Melek'e 2024 futbol şampiyonasının başlamasına bir gün kala A milli takımın röntgenini çekti. Milli takımımızın tarihi Gürcistan maçına 5 gün kala Montella'nın 3 temel meseleyi halletmesi gerekiyor. Öncelikle bir turnuva iskeleti oluşturmamız gerek. Büyük takımlara karşı işleyen planlarımızı kendi seviyemizdeki rakiplere karşı da işletebilmeliyiz ve ön tarafta gol düşü kuran oyunculara şans vermeliyiz. Zira matematik gol atmadan maç kazanamayacağınızı söylüyor şeklinde bir değerlendirme yarım sayfadan fazla okumak isteyenler için Hürriyet gazetesinde Diyelim. Evet gazete turumuz şimdilik bu şekilde değerli izleyenler tüm bu haberlere ve çok daha fazlasına bir sonraki saat diliminde bakacağız. Şimdi akışımızdan devam edelim. Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Bakır transfer çalışmalarıyla ilgili Aspor'a açıklamalarda bulundu. Gazete turuyla devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte bakacağız. Foto maçla başlayalım. Galatasaray ve Beşiktaş istedi başlığıyla Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamaları görüyoruz. Oğuz Aydın için Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsına resmi teklifte bulunduğunu belirtti Hasan Çavuşoğlu. Ben Cansın rekatı haberine Geçelim Galatasaray 24 yaşındaki Sabek için düğmeye bastı ve Stam'la sözleşmesi biten İngiliz Yıldız'a 2 milyon euro artı 1 milyon euro imza parası önerilecek. Değeri 8 milyon euro olan Johnson'la masaya oturulacak Savaş Çorlu imzalı bir haber. Icardi'yi al 20 gol garanti başlığı yine dikkat çekiyor. Roma'nın efsane oyuncularından Vincent Candela eski takımına Arjantinli Yıldız'la ilgili bir çağrıda bulundu. Transfere nereden başladınız şeklindeki soruya alınması gereken en önemli oyuncular bir santrfor ve bir defans oyuncusu. Santrfor 20 golü garantilemeli ve Icardi gibi bir golcüyle bu garanti. Umarım Roma'nın yeni sportif direktörü İtalya Ligi'ne hazır 19 yaşında bir genç getirebilir şeklinde açıklamalar yapmış İkardi bu şekilde kendine yer buluyor sayfada. Foto maçtaki Galatasaray haberleri bu şekilde. Fanatik gazetesine geçelim. Seneye 5 yıldızla geleceğiz. Divan kurulunun bu ayki toplantısı Florya'daki piknik eşliğinde gerçekleşti. Üyelerin karşısına 5 kupayla çıkarak gövde gösterisi yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İnşallah önümüzdeki sene bu zamanlarda 5 yıldızı takıp Yine burada buluşacağız diye konuştu. Aslan'ın önceliği Fofana transfer haberiyle devam edelim. Başta Goretzka olmak üzere birçok dünya yıldızıyla görüşen Galatasaray'ın asıl hedefinde o var. Sarı kırmızılılar hem 25 yaşında olması, hem fizik gücü ve temposu, hem de farklı pozisyonlarda oyunun iki yönündeki etkisiyle Monaco'dan Yusuf Fofana'yı orta saha listesinin ilk sırasına yazdı. Bonservisi cep yakmasına rağmen sarı kırmızılılar önceliği bu transfere veriyor denmiş. Sayfanın en altında sağ e Zeki Çelik başlığı da dikkat çekiyor. Ona da bakalım. Milli futbolcu bir kez daha Galatasaray'ın transfer radarına takıldı. Okan Buruk'un öncelik verdiği pozisyonlardan biri olan sağ de çok sayıda adayla görüşen Sarı Kırmızılılar Roma'dan ayrılma ihtimali ortaya çıkan Zeki Çelik'e yöneldi. 27 yaşındaki savunmacı daha önce hiç olmadığı kadar Galatasaray'a yakın diyor haber. Şimdi takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Kran kırana fan bisaka haberini görüyoruz burada da sayfanın başında. Galatasaray, Okan Buruk'un en çok istediği sabek olan İngiliz Yıldız için girişimlere hız verdi. Manchester United 15 milyon euro isterken Yönetim rakamı tek haneli seviyeye çekmek istiyor. Mourinho'nun gözdesini aslan pençesi başlığına da bakalım. Galatasaray yeni sezon öncesi büyük bir transfer savaşının fitilini ateşledi. Cimbom'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yönetim Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alan Pierre-Emil Heuberg ve Tottenham Hotspur kulübüyle temasa geçti deniyor. Oğuz Aydın kapışması yine e, bu sayfada da kendine yer bulmuş. Az önce paylaşmıştık Hasan Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama. iki kulüp şahsıma teklif yaptı şeklindeydi. Endombele resmen serbest. Sezon açılışı 3 Temmuz'da başlıkları yine Galatasaray sayfasında önemli haberler. Şimdi fotomaç 3 ile birlikte Fenerbahçe sayfasına geçelim. Rabio düellosu başlığı karşılıyor. Fenerbahçe, Milan ve Manchester United'a Adrien Rabiot transferinde rakip oldu. Fransız orta saha için kesenin ağzı sonuna kadar açılacak deniyor. Şampiyon Fenerbahçe haberi elbette önemli. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i yenerek tarihinde 11. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarıla Civertliler Türkiye Sigorta Basketbol Ligi final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatmada 82 80-72 yenerek durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Jose Mourinho da basketbol takımını tebrik etti. Evet foto maçtaki Fenerbahçe sayfası ağırlıklı olarak basketbola ayrılmış. Şimdi fanatiğe bakacağız. Fanatik gazetesinde de dikkat çeken iki haber hemen sayfanın başında Koreya için sıkı pazarlık. Dün özellikle bu haberi paylaşmıştık. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir oyuncu ve sıkı bir pazarlık içine girildiği söylenmiş 5 artı 2 milyon euroluk teklifin üzerine İtalyan ekibi 10 milyon euro istiyor ve görüşmeler devam ediyor. Ceko için Arabistan iddiası haberi yine dikkat çekici. Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia ediliyor Yıldız golcünün ve kararı Mourinho'nun vereceği belirtilmiş. Arabistan'dan birkaç takımın devrede olduğu da söyleniyor. Mourinho'dan flash çağrı haberiyle devam edelim. Kanarya'nın hocası Mourinho, milli takımda yer almayan ve kulüple kontratı devam eden herkesi 22 Haziran'da tesislere çağırdı. Portekizli kendine bu takımda yer bulmak, bizimle büyük başarılara imza atmak isteyenlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz diye konuştu. Savunmaya 1.93'lük Kule haberine de bakalım. Stoper için listeye Mourinho'nun eski öğrencisi Joe Rodon girdi. Tottenham forması giyen Galli futbolcuyla masaya oturulacak. 26 yaşındaki futbolcunun da eski hocasıyla çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi deniyor haberin detaylarında. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst saat 16'da İstanbul'da olacak. Yine gazete turu yapacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atalım. Foto maç 6 Beşiktaş sayfası. Beşiktaş'tan yerli ata haberiyle başlıyoruz. Gezdal'ın ayrılığı sonrası kaliteli bir kanat oyuncusu arayışına giren Beşiktaş'ta öncelik sağ kanat. Siyah beyazlılar yerli isimler için gaza bastı deniyor. Oğuz Aydın ismi burada öne çıkmış ki az önce Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamalarını e, paylaşmıştık. Şahsi bir teklif aldığı yönünde Oğuz Aydın'la ilgili Yasin Özcan ve Salih Özcan'ı da kadroya katmak için yoğun çaba sarf ettiğinden söz ediliyor Beşiktaş'ın. Yeni Rota Grey haberine de hemen bakalım. Karakartal Jamaika asıllı İngiliz futbolcu da ısrarcı. Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında daha önce de gündemine gelen ancak o dönem el ittifaka gitmeyi kabul eden Gray'i yeniden listesine ekledi yönetimde kesenin ağzını açacak deniyor. İngiliz futbolcu için 8 milyon euro önerildiğinden söz edilmiş. Fanatik 2 Paulista bitti başlığıyla devam ediyoruz. Beşiktaş Gabriel Paulista transferini bitirdi. Yönetim son olarak Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli savunmacı bugün sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. Davi Klaassen ısrarı sürüyor. Karakartal'da 10 numara arayışları hızlandı. Yönetim yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da onayıyla 31 yaşındaki yıldız Davi Klaassen'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Daha önce de gündeme gelip Inter'i seçen Hollandalı şu anda boşta. Ve sayfanın en altında Van Bronckhorst bugün İstanbul'da haberini görüyoruz. Siyah beyazlıların yeni teknik adamı Giovanni van Bronckhorst bugün İstanbul'da olacak. Hollandalı hoca için Başkan Hasan Arat'ın da katılımıyla yarın Tüpraş Stadyumunda bir imza töreni düzenlenecek saat 11'de. Hürriyet 17. Paulista imza için İstanbul'da İsmail Er imzalı. Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper dün gece geç saatlerde geldi. Siyah beyazlar bugün sağlık kontrolünden geçecek sambacı ile bir sorun çıkmaması halinde 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Polis de senelik 2,5 milyon euro garanti para ödenecek deniyor. Foto maç 2 Trabzonspor sayfasına hemen geçelim. Teknik stoper Affen Gruber, Sturm Graz'la kontratı sona eren 23 yaşındaki savunmacı, top tekniği ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıkan bir isim. Affen Gruber hem stoper hem de ön libero'da başarıyla görev yapıyor. 1.85 boyunda Avusturyalı geçen sezon 45 resmi maçta forma giyip 3 gol, 3 asistlik bir skor katkısı da sağlamış yine detaylardan biri. Sol şeritte Hilong Bane, Trabzonspor'un 23 yaşındaki sağ kanatla ilgilendiği öne sürüldü. ABD basınından bir haber bu. Fırtınanın Minnesota takımının formasını giyen Long çok istediği öne sürüldü. Güney Afrikalı Yıldız için girişimlerin başladığı belirtildi deniyor. Cihan Çanak Presi yine sol alt köşede dikkat çeken bir haber. Belçika basını 19 yaşındaki sol kanat için Karadeniz devinin yeniden devreye gireceğini belirtti. Çanak gelmeye çok istekli deniyor. Fanatik 4 ile devam ediyoruz. Fırtınada gündem Kuyate başlığı burada da dikkat çekiyor. Premierlik ekiplerinden Nottingham Forest'la sözleşmesi sona eren ön libero Kuyate, Trabzonspor'a önerildi. Geçen yıl da fırtına ile adı anılan deneyimli oyuncunun serbest durumda olması bu kez ihtimalleri güçlendiriyor denmiş. Biraz daha alt kısma baktığımızda sol alt köşede Trabzon'da gözler Saviç'te başlıklı bir haber daha var. Trabzonspor'da geçtiğimiz gündem, günlerde transfer gündemine gelen Saviç için yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş futbolcunun temsilcileriyle bir araya geldi ancak yüksek bonservis talebi nedeniyle transfer sonuçsuz kaldı. Trabzonspor yönetiminin Abdullah Avcı'nın ısrarı üzerine bu transferde aktif rol alabileceği öğrenildi deniyor. Futbolcunun Beşiktaş'tan 5 milyon euro imza parası ve yıllık 4 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti. Yine dikkat çeken bir haber. Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Ulaş Özdemir'le şimdi Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Günaydın Ulaş Özdemir, hoş geldiniz. Günaydın. Sevgili Ezgi iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Trabzonspor haberlerini paylaştık. Elbette gündemde transferler var, isimler var. farklı farklı bölgelere. şöyle başlamak istiyorum aslında. Trabzonspor diğer rakiplerine oranla sanki transfere çok çok erken başlamış ve çok erken de bitirecekmiş gibi bir e, görüntü veriyordu. Ama e, ilk anlaşılan isimlerden e, sonra e, sanki bir duraklama e, dönemine mi geçildi? Son günlerde daha ziyade e, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a dair haberleri e, paylaşıp Trabzonspor'da gündemde şöyle isimler var e, biraz daha böyle flu haberler paylaşıyoruz. E, izleyicilerimizle. E, bu konuda hem sizin istihbaratınızı merak ediyorum. Şu anda ne aşamada böyle bir e, bilginiz var mı? Hem de bu durumu nasıl değerlendirmek lazım? Aslında bütün bu soruların cevabını yarın alacağız sevgili Ezgi. Niye yarın alacağız? Çünkü e, Trabzonspor Trabzonspor Kulü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan yarın e, Papara Stadyumunda bir forma lansmanı yapacak ve aynı zamanda Papara ile beraber forma e, göğüs ana sponsoru da Papara oldu stadyumun sponsoru da oydu zaten. E, o toplantının ya yani o lansmanın ardından, forma ardından e, Trabzonspor Kulübü Başkanı bir bas toplantısı gerçekleştirecek ve şu anda burada geçen e, onlarca ismin, ee, aslında hangileriyle net olarak yani isim vermese bile bölge olarak belki çok net anlayacağız e, ne olduğunu. Ee, neden e, erken başladı? Ya biraz böyle e, şampiyonluk sezonunun öncesinde olduğu bir e, kurguyla e, gidiyor e, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı. E, bu bir B planı. Aslında A planında e, Türkiye Kupası'nı kazandıkları anda sezonu daha geç e, açacaklardı biliyorsun. Ancak e, Türkiye Kupası'nı kazanamayınca özellikle oynayacakları önemli maçları yüzünden e, takım daha erken toplanacak. Yani bu ayın e, 24'ünde Trabzon'da toplanacak ve 4'ünde Macaristan'a gidecekler. E, dolayısıyla e, Macaristan kampına kadar belki Trabzon'a da yetişmeyecek bazı transferler ama ...Macaristan kampına kadar e, eksik bölgelere e, transferleri gerçekleştirmeyi planlıyorlar. E, dolayısıyla hani 3 e, ya da 4 oyuncuyla bir anlaşma yapıldığına dair sayın başkanın ifadesi vardı ama yani Trabzonspor'un şu anda eksik olarak kabul edebileceğimiz en az 2 ya da 3 bölgesi daha var. Dolayısıyla oralarla ilgili yapılan transfer çalışmalarında alınacak oyuncular kampa yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Ee, tabii gönderecekken e, almak da durumunda ee, özür dilerim. Alırken göndermek durumunda da Trabzonspor yabancı kotası nedeniyle ama önümüzde bir federasyon seçimleri de var tabii. O federasyon seçimlerinden sonra yabancı sayısı 14'te kalır mı hani bu sezon olduğu gibi ee, yoksa 12 kararı gelecek sezon için artık bu şekilde mi olacağı da aslında beklemek de gerekiyor biraz. Biraz da oraları aslında e, yönetim ve Sayın Başkan e, tedbirli davranıyor. Yani 12 olacaksa e, ona göre, 14 olacaksa ona göre bir e, planlamayı da yapacaklar. Şimdi gündemdeki ok. isimlere şöyle, e, pardon devam ediyor muydunuz? Yok şey diyecektim <laughs> sevgili Ezik, şimdi gazeteleri okuyorsun. O kadar çok isim var ki yani e, bu isimlerden, kaçı Trabzonspor'a gelecek ya da diğer takımlar için de söylüyorum. Yani bu transfer sezonunda onlarca yani 20-30 tane isim yazılıyor mesela bir takıma. Ama gelecek oyuncu sayısı zaten 5 ya da 6 maks olsun bu 7 yani anlatabildim mi? 50-60-70 ismi belki sezon boyunca transfer sezonu boyunca duyacağız. Dolayısıyla Trabzonspor asa neyi yaptığına neyi yapacağına bir karar vermiş. Şimdi bu karara göre aslında Transferler yapacak yani stopere kesinlikle iki oyuncu alınacak, orta sahaya iki ya da üç oyuncu alınacak. Bu beş ediyor toplamda. Bir kanat bir de santraforu koyduğun zaman yani yedi oyuncuyu kadrosuna altı ya da yedi oyuncu kadrosa katmayı planlıyor. Yazılan isim sayısı nereden baksan şu ana kadar ben okuduğum yani bugün için söylemiyorum bugüne gelinceye kadar 50 ya da 60 isim. Yani Brezilya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan bu diğer takımlar için de aynı. Allah kolaylık versin arkadaşlarımıza. Transfer döneminin şanındandır tabi. 60 kişi yazılır sadece <laughs> 6'sı gelir. Bu böyledir yani menajerler devreye giriyor siz de çok iyi biliyorsunuz. E, evet. Yurt dışından haberler geliyor gibi gibi e, o yüzden çok fazla isim e, oluyor Tabii ki. Ama şöyle mesela savunmaya iki transfer diyoruz. E, şöyle baktığım zaman bugünkü haberlere ki dün de vardı. Afen Gruber ismi sanki biraz ciddiymiş gibi. Genç bir oyuncu, 23 yaşındaki bir oyuncu, mesela yanında da Savic, o da deneyimli bir e, isim aslında ve savunmaya liderlik edebilecek bir isim. Asla bakarsanız en yani bir lider, bir de genç bir oyuncu e, kağıt üzerinde güzel bir ikiliymiş e, gibi duruyor. Ama e, acaba planlamalar nasıl oldu? Şimdi Savic Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan bir isimdi. E, ne ifade ediyor size? Evet, şimdi Trabzonspor'un kendi ekonomik ölçüsünde. Bu söylediğin denklem çok güzel, çok. ...bir tandem çok doğru bir tandem... ...yani lider bir stoper... ...yanına da e, emekçi bir stoperi koymak gibi düşün... E, ...yani lider bir stoper... ...hem e, geriden oyunun kurulumunda... ...hem savunmayı doğru bir şekilde planlamasında... E, ...yani sadece yanındaki stoper değil... ...aynı zamanda beklerin de yönlendirilmesinde... ...çok önemli bir faktör... ...lider bir stoperin orada olması... ...bu bir, iki... ...yanındaki emekçi stoperin de hiç olmazsa o düşen topları yani orta sahadan gelen topları da iyi karşılayabilecek ve orada iyi bir mücadele verebilecek temel özellikleri de taşıması gerekiyor ki Abdullah Avcı'nın oyun kurgusunda stoperlere çok önemli görevler düşüyor. Nedir o? Yani geriden oyun kurulumu mesela. Ama geriden bu oyunu kurabilecekseniz orta sahanızın da bu oyun kurgusunu yani o geriden oyun kurulumuna uyabilecek oyunculardan olması gerekiyor. Kim gibi mesela yani siz stopere lider bir oyuncu alırken orta sahaya da Trabzonspor'un aslında bütün oyunu yönlendirebilecek ve bütün oyunu yönetebilecek lider bir oyuncuya da ihtiyacı var sevgili Eski. Yani işte ne diyelim Trabzonspor'un son dönemde de Hamşik gibi Sosa gibi. Özellikle Hamşik'in orta sahadaki görevi çok çok önemliydi. Yani teknik adamın bütün oyun kurgusunu orada bütün oyuncuların üzerinde çok güzel bir şekilde uygulayabiliyordu. Haliyle buraya da bir 8-10 numara tarzında bir oyuncu ki 6 numara muhtemelen o bölgede Mendy olacak. Dolayısıyla önlerinde hani artık bir 10 numaradan vazgeçiş ama o 10 numaranın özelliklerini taşıyan bir oyuncu profili tercih ediyor takımlar. Dolayısıyla hani 10 numaranın da özelliklerini taşıyabilen bir oyuncuyu daha oraya koyduğumuzda ki Trabzonspor e, yani ara ara belki bu problemi çözdü ama orta saha sorununu e, sezonlar içerisinde bir türlü halledemedi. Muhtemelen gelecek sezona dair bir iyi bir orta saha kurgusu e, Trabzonspor'da göreceğiz. E, nihayetinde e, bu lige uygun bir pivot santraforu e, Trabzonspor kadrosuna katmak isteyecektir. Ona açık konusu çok tartışılıyor. Yani yeniden e, kulüp uğraşıyor, almaya çalışıyor. Ancak ben çok ihtimal vermiyorum ona açık konusunda. Onu söyleyeyim sevgili Ezgi. Biraz maliyet olarak belki kulübü daha da yüksek bir kiralama bedeli istiyordur. Ama Trabzonspor yani satın alma gibi bir durumu da e, sundu ya da sunacak. E, haliyle o, onu da zorluyor. Çünkü Trabzonspor'a iyi bir katkı verdi. Ve bu ligde de rakip stoperlerin arasında ezilmeyen ve aynı zamanda bitiriciliği de hava hakimiyetiyle yani o boya rağmen e, o e, hızla e, patlayıcı özelliğiyle de gerçekten iyi bir sezon geçirdi Trabzonspor'da sakatlığı ve Af Afrika Kupası olmasaydı belki bu, bu ligde gol kralı olabilecek e, performansı da görebilecektik kendisinden. E, dolayısıyla hani ona aç olmasa bile onun temel özelliklerini taşıyan bir e, santrafor ve bir kanat oyuncusuyla Trabzonspor e, bence e, transferi kapatır. E, haliyle bu oyun kurgusu size neyi de getirecek Avrupa maçlarınız var. Yani belki Türkiye'ye uygun bir kadro yapısı istiyor bazı takımlar ancak Avrupa'da öyle değil. Avrupa takımları daha çok sert, fizikli ve tempolu bir oyunu tercih ediyor. Anlayacak oyuncuların profilleri de biraz özellikle orta sahanın ve stoperlerin bu özellikleri de karşılaması gerektiğini ben düşünüyorum ama gördüğümüz kadarıyla biraz o profilde oyunculara doğru yöneliliyor. Yani teknik ve fiziğin birleştiği bir kadro yapısının olması gerekiyor. Az önce söylediniz yarın Ertuğrul Doğan basın toplantısında muhtemelen planlamaya dair bilgiler verecektir. En çok merak edilen konulardan biri de Uğurcan Çakır'la yollara ayrılacak mı? Ayrılmayacak mı? Şimdi ihtiyaçlara Yönelik konuşurken Kaleden hiç bahsetmedik. Bir anda Uğurcan'ın gitmesiyle birlikte o bölgede de belki bir transfer ihtiyacı doğabilir. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? Bu B planı şu an için Uğurcan'ın öyle bir durumu yok. Ama Avrupa şampiyonasında tabii Kalede kim olacak? Yani şu anda görünen Mert Günok tercih edilecek gibi. Uğurcan iyi bir performans veremiyor bir iki sezondur iyi maçları var ancak kötü maç çok kötü maçları da var. Ya yani Uğurcan öyle bir kaleci değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, ama dediğim gibi Trabzonspor'da artık e, şampiyonluk sezonundan sonra hani e, bir Avrupa yapmak istedi ama bu mümkün olmadı. E, şimdi e, Uğurcan gibi bir kalecinin Avrupa yapamayıp Arabistan liginden bazı tekniklerin olduğunu e, biliyoruz. Yani Arabistan'a gitmesi tabii ki oyunun, oyuncunun kariyer kendi tercihidir ama ben yadırgarım yani böyle bir oyuncunun neden Arabistan'da oynadığını. Hani gidip Avrupa'da çok rahat bir iki takım bulup orada da oynayabilirsin. Dolayısıyla hani artık futbol hayatının orada son beniyim düşüncesinde olan birçok oyuncu gibi orayı tercih edecekse ona bir şey söylemem bu kendi hayatı nihayetinde. Ama Uğurcan gittiğinde ne olacak? Vallahi şöyle aslında bu zor bir durum. Çünkü hani siz kurduğunuz takıma göre bu takımın özelliklerini taşıyan bir kaleci almanız lazım. Neden? Çünkü artık kaleciler de oyunun en önemli parçası oyun kurulumundan bahsediyorum. Evet kurtarışlarıyla, kaledeki liderliğiyle mutlaka takıma katkı sağlıyor ama artık bir libero kaleci dediğimiz Temel özellikle profillerde kalede işte İngiltere liginde birçok kaleci sayabiliriz bu anlamda işte İtalya liginde de. E, dolayısıyla e, Türkiye'de de bu özellikleri taşıyan bir iki kaleci var. E, dolayısıyla yani takım kurgusunda biraz e, bu özelliği de taşıyacak bir kalecin olması gerekiyor. Bunu daha karşılayabilir mi? Hayır. Yani e, tabi ben açıkçası çok beğendiğimi söyleyemem. Ama Onur Alp'i daha çok beğeniyorum. Ha, bu yaştaki bir kaleciyi siz e, bir lig ve Avrupa yarışında kalede tercih eder misiniz? Ya şöyle, e, Uğurcan da evet birkaç defa ana kaleci olmadan, birinci kaleci olmadan Trabzonspor'da kalede görev yaptı. Ama öyle bir maçla konuldu ki işte bu Fener maçıydı. Ondan sonra kaleyi kimseye teslim etmedi. Vallahi bilmiyorum hani Onur Alp benim için bu özellikleri taşır ama taşıyabilir mi? Ona emin değilim. Dolayısıyla hani oraya daha tecrübeli bir kaleci tercih edebilir yönetim. Bu da gerçekten zor bir durum. Yani kaleci bulmak konusunda zor. İşte dediğim gibi 14 yabancı eğer e, yeni federasyon hayır 12 ile devam edeceğiz bu karar alındı artık bundan vazgeçemeyiz diyorsa o da zor bir durum. Haliyle kalecimizin yerli olması gerekiyor. Peki. Ulaş Özdemir çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum size. Bey bu kavram sevgili Çok teşekkürler. Ki. Evet Ulaş Özdemirle Trabzonspor'un gündemini konuştuktan sonra devam ederim. Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Bakır transfer çalışmalarıyla ilgili Aspor özel açıklamalar yaptı. Sabah sporunda 3. ve son saatte stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la birlikteyiz değerli izleyenler. Suat Günaydın hoş günaydın, geldin. Zvi, hoş nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sen <laughs> Sıcaklarda nasılsın? hayatta kalmaya çalışıyor. Ee, Ezgi biraz önce bana tepki gösterdi <laughs> klimayı çok açıyorum diye. <laughs> evet gerçekten. Ya yani bu, bu, da yani hakikaten bir sıkıntı. Şimdi çok sıcaktan hepimiz şikayet i̇ş yerlerinin ediyoruz. Klasik problem. Ama de iş o. yerlerinde de öyle bir klima açılıyor ki hani neredeyse atkıyla bereyle oturacak kıvama geliyoruz. Ortak noktayı bir, orta bulmak noktayı bulalım. Lazım. 22 buçuktur. Derdimiz bu olsun. Bunun şeyi de söyleyeyim buradan. 22-22 buçuk <laughs> 22 iyidir. <laughs> klima derecelerinde. Bak ondan sonra Burnunuzu çekiyorsun. Olabilir. Yani Tam mevsimi. Teşekkür ederim. sağ olun. <laughs> Ve kimse hasta olmasın. Herkese dikkat Aman. etsin diyelim. Gerçekten Aman. çok e, sıcak havalar. E, İstanbul'da olanlar ne demek istediğimizi net bir şekilde anlıyoruz. Evet. Peki şimdi Beşiktaş'la başlayalım Tabii. istersen. Zira siyah beyazlılarda hareketli günler saatler e, yaşanıyor. Hmm. Bugün teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst gelecek saat 16'da yarın da bir imza töreni olacak. Şimdi transfer çalışmaları zaten başladı. Onunla ilgili de bilgiler geliyor. Paulista keza geldi. Yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlayacak gibi Beşiktaş'ta. Önce Bronkhorst ve polis ile başlayalım biz de. Beşiktaş'ın hamleleri ilk aşamada çok doğru gözüküyor. Teknik direktör işini acaba geç mi kalıyor derken nihai sonuca ulaştırıldı. Geçen sezon yaşanan e, transferdeki geç kalma ve sonrasındaki panik havası e, bu sezon için de eyvah dedirtiyor taraftarı ve camiayı ama Paulist'e hamlesi doğru bir hamle. Beşiktaş'ın transfere eksik bölgesi olan geri dörtlüden başlaması doğru. Evet. Doğru bir adım, doğru bir hedef. Mali detayını eleştirenler var. Çünkü daha açıklanmadı ama 3 milyon euro deniyor. Bu çok fazla bulunuyor. Daha düşükse ona göre yorumlar yapılır. Bu ayrı bir dava konusu ama Beşiktaş'ın Hamlelerinde başlaması çok mantıklı ve yerinde şu anda. Şimdi Paulista'nın yanında aslında nasıl bir profil olacak? Bu hmm. da merak ediliyor. Evet. Çünkü e, acaba o aranan savunma lideri profili Paulista mıdır? Değil. Değil, Değil. muhtemelen. Umarım değildir. Evet. E, şimdi Beşiktaş'ın bir kere geçen sezonun ilk yarısı bitti ve hepimiz ne dedik? Bu dörtlü değişmeli. Geri dörtlüden bahsediyoruz. Evet. Net. Yönetim e, kim gider kim kalır o da büyük problemleri. Ama burada net bir şekilde Paulista'nın yanına bir tane tırnak içinde abi lazım. Bu yaş olarak bunu belirtmiyorum elbette ki çünkü Paulista 32-33 yaşında. Hı hı. Burada savunmayı yönetecek, liderlik edecek, biraz daha pas oyununu kuracak isim lazım. İşte Humelsin adı geçiyor, Savic'in evet, Savic adı geçiyor ki ikisi de doğru profil. Hı hı. Yani bunlar yaşından bağımsız oyuncular özellikle stoperde. E, Paulista nedir? Paulista bir kere e, Kariyeri boyunca bonservisli transfer yapmış bir oyuncu. Bir kere genel çerçevede bu çok önemli. Son Atletico hariç kariyerinin büyük bölümünde oyuncuya para verilmiş. Bu bir kere bence önemli Aynen. kritik bir nokta. İki e, Valencia'da bir sakatlığı var biraz uzun süre ama onun dışında çok fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu değil. E, Atletico'da net ilk 11 oyuncu değil bu sezonun başında düzenli oynuyor sonrasında zaman zaman kulübede zaman zaman süre buluyor. Yani öyle futboldan kopuk bir stoper değil. Düzenli oynayan, rotasyonda oynayan ve ilk 11, ilk 11 destekleyicisi bir oyuncu kıvamında. Sert bir oyuncu, hamleli bir oyuncu, mücadeleci bir oyuncu, hırslı bir oyuncu. Beşiktaş'ın istediği o taraftarın baskısıyla coşabilecek oyuncu profili var. Hep dediğimiz gibi bazı bölgeler adamı erken e, hayata kazandırır. <laughs> Sağ Paulo da bunlardan bir şehir. Ee, o yüzden e, hani biraz şehrinin genlerini de taşıyan bir oyuncu. Zaman zaman kavga eder, tekme atar, e, savaşın içinde yer alır. Bunu da ne kadar dengelerse Beşiktaş'ın o kadar faydası var. Taraftarların olur. sevdiği profiller aslında. Lazım. Ezgi senin için kavga edecek adam da lazım sahada. Herkes e, pas yapacak, herkes teknik yapacak, herkes 90'a gol atacak diye bir şey yok futbolda. E Paulista'da biraz Biraz o ateşleyici güç olabilmek. Lazım yani evet. tribünü hırslayacaksın, kavga edeceksin. Tartışacaksın tabii ki sınırlar içinde bu evet. söylediğim. Bunlar olacak futbolda. Şimdi Giovanni Van Bronckhorst geliyor dedik imza hı hı. töreni yapılacak. Peki acaba nasıl bir planlama göreceğiz Bronckhorst'la birlikte? Hı. Şimdi stoper takviyeleri başladı, doğru bölgeden başladı diyoruz. Evet. Bronckhorst'un takımında ne gibi oyuncu profilleri görebiliriz? Kimlerle devam etmek isteyecektir sana göre bu takımda? Yarım kendisi muhtemelen zaten söyleyecek ama. Biz bir niyet okuyalım, mi? geçmişine Önden bakalım. Önden bir bakalım, evet. Rangers'la Feyenoord'a bir ne yaptığına bakalım. Bir kere dirençli bir futbol oynatacak, baskılı bir futbol oynatacak. Mesela Santos takımı geride kurgulayan bir teknik alanı. Van Bronckhorst öne atacak takımı. Yani zaman zaman dörtlü forvet, yani iki kanadın ileride olduğu orta sahadan birinin daha dahil olup dörtlü hücum attı. Geridekilerin orta sahaya kadar çıktığı klasik bir baskılı futbol. Bu da Beşiktaş taraftarının sevdiği bir büyük futbol. Takım, varmış, büyük takım Galatasaray, Fenerbahçe, evet. Beşiktaş, Trabzon bunu istiyor zaten. E diğer tarafta kanatları etkili kullanmayı çok seven bir hoca. Hızlı oyuncu istiyor. Dinamik oyuncu istiyor. Öyle çok fazla duranlığa tamiri olmayan bir yapıda. E bunlar ilk başta söyleyecekleri ama sonuçta Beşiktaş'ın bazı handikapları da var. Bunlar hem teknik adam hem yönetim olarak. Nedir? Bir kere elinizde bir Kadro birikmesi var. Özellikle yabancı oyuncu kaynaklı. Bunları nasıl elden çıkaracaksınız? Mesela gönderdik, oley dediğiniz Rozier geri döndü. İyi bir profil, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda katkısı var ama geri kazanılır mı diye bir soru işareti hala var. Ama içeriden gelen bilgiler Rozier'in futbolu çoktan bırakma yolunda, düşüş yolunda oldu. Futbolu bırakmış yani. yani evet, kafa olarak başka yerde, sahada değil. Çünkü iyi değil. bir Rozier aslında... Yani çok büyük katkı Süper Lig'de sağlar. o şampiyonluk Beşiktaş'ın şampiyon olduğu evet. sezonun kaderini değiştiren oyunculardan yani. O yüzden böyle de bir handikapı var. Bunu e, negatiften pozitife çevirecek de Van Bronckhorst. Sonuçta yönetim tek başına teknik adam odaklı bir transfer yolu izlemiyor. Yani Van Bronckhorst değil başka bir teknik adam gelse de Beşiktaş yönetimi bazı aynı oyuncuları peşinde olduklarını getirecek. Burada Van Bronckhorst takımdan ne çıkaracak? Yani malzemeler var da hangi malzemeleri son kullanma tarihinde tekrar yemeğe dahil edip güzel bir şey çıkartacak ortaya? Ona Aslında bakacağız. Aslında evet en çok merak edilen konu bu. Yani çünkü çok fazla oyuncu göndermesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Çok yani sınırı tamam düşüreceksiniz zorunlu ama gerisinde de birkaç oyuncuyu bile kurtarsan yerlileri tabii, de buna tabii. dahil ederim. E Beşiktaş elbette ki mali zorlukları var bütün kulüplerde Hı -hı. olduğu gibi. Kulübe de büyük katkı yapar. Kesinlikle öyle. Peki 16'da canlı olarak takip edeceğiz Bronkhorst'un gelişini değerli izleyenler. Yarın da dediğimiz gibi bir basın toplantısı imza töreni olacak saat 11'de. Onun üzerine tabii ki çok daha detaylı konuşuruz. Ne açıklamalar yapacak, ne mesaj verecek bunları merak ediyoruz. Şimdi Galatasaray'la istersen devam edelim. Dursun Özbey'in açıklamaları var. Çok konuşuldu, tartışıldı. Biz de şimdi madde madde değerlendiririz ama bir izleyelim. Özellikle transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi Galatasaray Başkanı. İzleyelim konuşalım. Şimdi transfer tamam ben Jose Mourinho bölümünden hmm. başlamak başlayayım istiyorum. Başlayayım. E çok dikkatimi orası çekti. E neden Jose Mourinho'yu getiriyor rakip? Bunda Okan Hoca'nın katkısı var. Bizim payımız var. Evet. E açıklaması çok dikkat çekici. 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi vurgusu. E nasıl yorumladım bu açıklamayı? Şimdi açıklamadan önce genel bir profili çizeyim bir kere. Bence Başkan Özbey'in bu konulara girmesi yanlış. Yani siz iki senedir şampiyon olan bir takımın başındasınız. Şampiyon yapmışsınız takımı. Ya başka ufuklara açılmanız lazım. Taraftara başka şey vaat etmeniz lazım. Siz dönüp Fenerbahçe'nin üstünden hani böyle makara yapar gibi ya hani hocanız başarılıydı da gönderdiğinize işi çekmemek lazım. Yani e, sı Türkiye içindeki tartışmalardan Artık tamam bitti. Galatasaray da yeni hedefini koyacak. Fenerbahçe de yeni hedefini koyacak. Yani ben bunu doğru bulmuyorum. Bir de onu yapacak kişi siz değilsiniz. Bak Okan Buruk geçen gün basın toplantı zincirinde bir tane yaptı. Çok uzun soruyu soruyorsunuz da falan getirdim. <laughs> Mourinho'ya taş attı ufak. Bunlar güzel, eğlenceli, makara şeyler. O da yapar umarım. İki teknik adam bu tamam. Ama başkanlar düzeyinde bu işlere çok bulaşmamak lazım. Bitti o kargaşa, karambol, şampiyonluk periyodu. Artık siz Avrupa vaat edin. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene biz istediğimizi yapamadık. Bu sezon bir üst tur deyin. Başka şey söyleyin bize. Tamam. İsmail Hoca üstünden gönderme başkalarına kalsın. Başkan seviyeleri bu işlere girmesin diye düşünüyorum. Ya da Mourinho'yu geçip şampiyon olmak hedefi. Bu çok büyük bir olay oldu. Çok hoşumuza gitti de. Mourinho'ya hoş geldin. Ne olursa olsun yine biz kazanacağız vesaireye getirilişi Tamam mı? Rekabeti körükleyecektir demek mesela. Yani evet. Rekabeti ligin kalitesi artıyor demek. deyin. Okan hocamız yeni bir iddiaya giriyor deyin. Yeni bir yarışın içine giriyor. Çok hoşumuza gitti deyin. Tabii bu diğer teknik direktörleri de bu arada ya, çok motive edecek bir şey. Kesinlikle eder etmez. Ya yani herkes Mourinho'ya karşı, Mourinho'ya yani, karşı ben kazandım demek. Ya İsmet Taşdemir, bir... ligin yeni teknik direktörü hemen dedik ki ya bizde biz de teknik adamız, biz de kazanmak için oynayacağız dedi Mourinho sorusu sorulunca. Elbette ki bu böyledir. Ve herkesi ateşler. Şimdi bu Tabii. Mourinho gibi bir profille el sıkışmak, selamlaşmak, sohbet etmek, üstüne de sahada sportif anlamda taktik yarışı yapmak size bir şey kazandırır, motive eder, güçlendirir. Gece teknik adamı bir hafta öncesinden uyku almaz. Ben ne yaparım o ne yapar diye düşünürsünüz. Bu kazanmak spor budur zaten. O yüzden ben bunun teknik adamlar arasında, belki zaman zaman sporcular arasında yapılması taraftarıyım. Peki şimdi e, haberin sonundan başa doğru evet. gidersek Erden Timur bölümü yine çok dikkat çekici. Hassas bir genç kardeşim Hı -hı. bu kadar kırılmamalı. Aslında bu vurguyu birkaç kez yaptı Dursun Özbek Erden Timur'un açıklamalarından Hı -hı. sonra. E, Erden Timur da birkaç gün önce bir televizyon Hı -hı. programına e, katılıp açık kapı bıraktı. Yani o gündem de hala sıcak. Evet. Kapanmadı. Şimdi bir şey daha bağlayayım hemen Mourinho'ya bağlayayım. Başkan Özbey'in bu topa girmesinin sebeplerinden biri de bence Erden Timur'un ayrılması. Hmm. Yani normalde Başkan Özbek belki bu işlere girmezdi bu hani ufak taş atmalara. Erden Timur üstünden bunları ilerlerdi. Şimdi başkan bir kere başkan her sorulan soruya çok içtenlikle cevap vermemeli yöneticiler. Sakin olup biraz daha genel geçer laflarla biraz daha siyasetçi üslubuyla istediğin yeri konuyu çekip öyle cevap vermek lazım. E şimdi e, Başkan Özbey'in Erden Timur'a yönelik sözleri ya hassas bir ya tamam bitti o Sayın Başkan. Bitti hassas ha, Tamam bitti. Hassas duygusal tamam, du bu Ya tamam duygusal evet bunu defalarca dile getirdi. Erden Timur bası anında ağlıyordu neredeyse çocukları aklına gelince. Tamam bu bitti artık. Yani dediğim gibi geriye dönmek sürekli camiayı da e, yanlış yere kanalize edebilir. İlk alınan Bir de şöyle bir mesaj var Nedir çok o? özür dilerim. Eee Erden Timur'un hep başkanlığa aday olacağı Hı -hı. E, Hı -hı. şimdi söyleniyor Tabii. E, şöyle bir e, iğneleyici bir cümle de hatırla, var. Hatırla. Eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız Hı. eleştirilere tahammül olmanız lazım. Çok doğru. Bu kadar hassas olmayın çok mesajıyla. Çok doğru. Çok doğru. Katılıyorum. Başkanım bu söyledi ama Erden Timur üstünden sürekli konuşmak Size ilk alacağınız kötü sonuçlarda, ilk yapılacak transfer hatalarında vesaire denir ki bak Erden gitti bu yüzden böyle oldu. Ya o dava bitti. Yeni yönetim seçtiniz ve yeni sportif ağaçaya ye da çok kıymetli insanlar geliyor, girecek açıklanacak yakında. Oradaki e, çalışma arkadaşlarınıza da biraz ayıp olur sürekli Erden Timur üstünden. Bitti o iş. Artık ya da acaba aşkım. biz bundan sonra biraz daha mı e, göz önünde göreceğiz Dursun Özbey'i? Yoksa Sportif AŞ'deki kişiler mi bu görevi devralacak Çok Bir tabi. iki hafta sonra? Çok güzel yere değindin. Herkesi biraz kaseti geri saralım. Biraz yaşlıyız, kaset sarıyoruz hala. E, kalemle Çok çevirelim sanır. kaseti. Tamam mı? Dursun Özbey'in ilk başkanlık dönemi. Çok ortadaydı. Ve yaptığı açıklamalar, konuşmalar üstünden seçimi kaybetti. Onu hatırlatalım bir. Yani başkanlar bu kadar konuşmamalı. Başkanlar her röportajı, her topa girmeyi kabul etmemeli. Ben bunu e, hani kişisel fikrim olarak söylüyorum. Bu bu arada e, zaman zaman Ali Koç'un da hatta Beşiktaş şey Başkanı'yken söylüyorum. Ahmet Nur Çebi'nin de çok eleştirildiği bir konuydu bu arada. Bu kadar konuşmayın, doğru, bu kadar sabırsız doğru, doğru, doğru. çıkmayın. Ben Sayın şey Hasan Arıtı da buna dahil ederim. Hı. Yani ilk yönetim olarak kendini bir anlatmak istedi. Elbette ki fikirlerini, planlarını bahsetti. Tamam bitti artık mesela e, yarın belki de e, Sayın Van Bronckhorst transferinde Sayın Arat yanında olmamalı imza töreninde. Yani e, ben ona da artık başkanların tamamının bir geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir sürü yöneticiniz var, bir sürü profesyoneliniz var. Başkanlar biraz çekilip işini yapmalı. E, o yüzden de hani Dursun Özbek eğer Erdem Bey yok ben öne çıkayım derse bence hata olur. Aslında o sportif harçlarda kimler olacak? Kimler biraz daha hı hı. E, söz sahibi? Onu da belki biraz görmek lazım. Yani İbrahim, Sayın İbrahim Atipoğlu'nun evet, gireceği artık biliyoruz. aşikar. Evet. Onun dışında da birkaç isim var. E, açıklanacak yakında ama İbrahim Bey'e bu görev verilecek mi? Çünkü o da artık deneyimli Galatasaray yönetimlerinin altyapısı GİSİAD'tır. Gisiyat iş Adamları Derneği'nden yetişe yetişe ki hitabeti de iyidir. E, Ramazan'da gisiyatın iftar töreninde başkan... E, Sayın Başkan Dursun Özbek, Hatipoğlu'ndan sonra sahneye çıktı. Başkan gibi konuştum maşallah dedi. Bunlar hep e, biraz e, alışma dönemidir. Bence biraz geri çekilip biraz daha başka yöneticilere yer verelim. Dursun vermek Özbek olacak. çok sevmiyordu bu arada. Neyi? Biraz e, inisiyatif alıp belki hakikaten oturmak içinde Başkan gibi hı hı. konuşulması konusunda. O işte o <laughs> Erden Timur'la arasında yaşadıklarından biraz gelebilir. Çünkü onu hiçbir zaman iki tarafta açık açık konuşmadı. Ee, belki basit toplantısı olur dedik Erden Timur'la ama o da Çünkü olmadı. Çünkü hatırlarsan bir galiba Kemerburgaz'daydı. Doğru. Çok ee, iyi Erden öyle. Timur bir açıklama yap teşekkür ederken benim söyleyeceklerimi de sen söyledin diye de bir sitem Doğru. etmişti böyle Başka yöneticileri övüyordu. Karışık. Başka yöneticileri övüyordu kendisine. Kemerburgaz evet, evet. için desek olan. rol çalma dedi. Evet. Normal net daha bak rol çalma aslında sert bir cümle. Evet. Hani nezaket içeren böyle işi mavraya makaraya saran ama bir anda da Gerçek net bir cümle. Gerçek fikri de Aynen öyle. Bir ha, öyle. ortaya koyan bir cümle. Başkana bir yerde sorulur belki bu soru. Bakalım. Peki şimdi Dursun Özmen'in transfer açıklamaları oradan devam edersek. Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 takviye edilmesi gereken yer var. Sabek, Orta saha Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olarak bazı oyuncular da gelebilir diyor. Şimdi Sabek, Orta saha ve Mertens zaten bizim evet. de evet. sezon bittiğinden beri hatta bitmeden daha konuşmaya başladığımız Doğru. bölgelerdi. Galatasaray'da çok fazla transferde kafa karışıklığı yok aslında. Hı. Bunların yanına yedek forveti de ekleriz. Belki bir hani Duba'nın durumuna göre yedek sol bek buna ekleriz vesaire ama 4 ya da 5 net takviyeyle Galatasaray başka bir seviyeye doğru gider. Ha burada bir anda Barış Alper'e inanılmaz bir teklif gelir Avrupa Şampiyonu evet. sonrası. Farklı bir şey yaparsın. Zaha gider, Ziye gider iyi tekliflerle. Planlama değişir ama e, net 4 takviye artı 1'i her zaman bırakalım ama bu kadroda 4 takviye ile Galatasaray Güçlenerek yoluna devam eder. Bu oyunculardan özellikle geçen sezon başında Hı -hı. transfer edilen oyunculardan hangilerinin teklif alacağını, para kazandıracağını, gidebileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere gerçekten hepsine teklif var. Ama Galatasaray burada e, oyuncu bazlı hareket edip e, ona göre de karar vermek zorunda. Çünkü özellikle Zaha, Ziye, Tete öne çıkan isimler e, bu üçlükten Zaha'ya İngiltere'den ciddi teklifler var Galatasaray böyle 10 milyon euroları bekliyoruz diye biraz haber uçurdu. Çünkü... Kerem'in gitmesi halinde Zaha'dan faydalanma düşüncesi de var. Okan Hoca da biraz zeytin dalı uzattı geçtiğimiz günlerde. Hı hı. Duygusal bir kardeşimiz tarzında açıklama yaptı o da. Diğer tarafta Ziye tam bir belirsizlik. Hani ee, Yani hiç tepki vermeyen, çok böyle arada sosyal medyadan mesajlar veren aynı Zaha gibi bir profil. Tete'ye de Brezilya'dan bir ilgi var. 5 milyon euroları bulursa Galatasaray orada çünkü bedelsiz aldı bir imza parası verildi hemen o transferden çıkacağını düşünüyorum ben. Endombele de bu arada serbest, e, serbest kaldı Tottenham sözleşmesini feshetti hmm, teşekkürler vallahi, diyerek. Evet Mourinho Tottenham belgeselini izleyenler bilir orada ne kadar uğraşıyordu Endombele toparlansın diye olmuyordu neden olmadığını biz final bölümünde gördük Türkiye'de yani mümkünat yok gibi gözüküyor. Aslında bazı e, teknik direktörler Fikir de veriyor. Ne dersin? Yani şöyle fikir veriyor. Bazı teknik direktörler oyuncuyu kazanabilen profiller. Doğru. Mesela Türkiye'de Şenol Güneş'i belki Doğru. sayabiliriz. Hani Doğru. bitti denen oyuncuyu ayağa kaldırabilir. Doğru. Yani Şenol Güneş de yapamıyorsa yapamaz kimse, yapamaz kimse denir. denir. E, Mourinho da aslında öyle bir figür. Yani Doğru. oyuncularını kazanan bir Doğru. teknik adam. Onlarla ilgilenen bir teknik hı hı. adam. Belki bu noktada aslında bu görülüp en başından... İşte Acaba bu, olmasa mıydı? Ama bazen Denir de miydi? olmuyor. Galatasaray'ın sıkışık bir dönemiydi. Orta evet. sağlamadı. E, limitler biraz düşük kaldı. Çünkü o e, şampiyonlar yine kaldığınız zaman açıldı. 2-3 günde bitirmeniz lazımdı. Biraz Tabii da sosyal medyadan etkilenildi şimdi. Onu da söylemek o lazım. Okan Hoca Vesino'yu yani. istiyordu. istiyordu. Ki onu da Sarri bırakmadı bu arada. Hani Galatasaray yine alacaktı onu. Hı hı. 4 milyon euro bonus bir şey bonserviste ama... E, Sarri bırakmadı o dönemki teknik adam. Sonra Boştaki bedava Endombele'ye gittiniz. 3.2 milyon euro. Çok büyük bir para aslında hı hı. yıllık ücret için. Ama düşünün ki Tottenham artık Mon Servis'ini falan bırakıp parasını verip kulüpten yollayacağı aşamaya geldi. Şimdi Dursun Özbek 3 bölgeye özellikle dikkat çekiyor ki biz de söyledik işte hı hı. Sabek, orta saha ve Mertens'i ye evet. yedekleyecek. Eee Santor'da Icardi'nin yedeğinin çok konuşulmaması da bana biraz garip geliyor açıkçası. Çünkü çok önemli bir ihtiyaç olduğunu Bence Galatasaray Hı -hı. camiası geçen sezon gördü. Şampiyon olsa dahi Hı -hı. E, o bölgede zorlandı Galatasaray. Çok zorlandı. Belki de Fenerbahçe'nin en büyük avantajıydı evet. bu. Yani, yani Abdülkerim'in bir anda ortaya çıkıp e, gol atmasaydı eğer başka bir tablodan bahsedebilir miydik? Çok doğru. Bakan bu bir kere planlanmayan bir gidişti. Yani Hem iyi bir bonservis aldı e, yaşına göre... Hem de oyuncu da gitmek istedi, hiç hı hı. düşünmediği bir durumda. E, oradan sonra yerini aldığınız bir, bir tak bir gol öyle bir kritik golü var ama Icardi'nin bırak yüzde elli yüzde onlarını yapacak durumda değildi. Evet. O yüzden e, Halil'den hiç fayda anlamadınız. Yani genel aslında saydığımızda Galatasarayın geçen seneki transferlerinin büyük problem yarattığı, çok katkı veremediği tekrarlayalım ama buraya üç transfer, biraz önce söyledik Artı Forvet şart gere şart hatta bir değil iki forvet lazım Galatasaray'a. peki şimdi sürpriz ayrılıklardan bahsettik onu biraz açarsak eğer hı hı. euro 2024'te barış Alper yılmaz'ın rolü evet. ne olacak bunu çok merak ediyoruz hı hı. abdülkerim ve kerem aktürkoğlu yani gelecek sezon 12 yabancı kuralı yerlileri çok daha kıymetli hale getirdi hı. ve e, bunların üçünün birden gitme ihtimali hı. elbette Galatasaray'ın istemeyeceği bir senaryo. Yani o omurgayı da bozacak bir durum hı. aslında. E, ve bu noktada acaba nasıl bir planlama yapılabilir? Yani biz şu oyuncuyu ne olursa olsun satmayacağız. Şimdi bir kere ben bir şey olabilir hani, mi? Takımlarda sürkülasyonu e, olması doğru bulan bir biriyim. E, burada baktığında Abdülkerim'i diğerlerinden ayırırım diğer iki oyuncudan. Çünkü hı hı. Abdülkerim yaşı itibariyle de ...Suudi Arabistan ilgisi deniyor. Oradan bir teklif gelir. Astronomik bir para gelir. Yani bon servisinden ziyade oyuncu der ki... ...ya benim çoluğum çocuğum var. Hı hı. Belki son imzam olacak. Karşılıklı her taraf kazansın gideyim. Buna farklı bakarım. Ama e, diğer tarafta... ...Kerem ve Barış Alper çok genç. Milli takımla Euro 2024'te... ...biraz yürüdüğümüz zaman... ...kendilerini gösterebilecek potansiyelde... ...bon servis getirebilecek potansiyelde. O yüzden... Ee, böyle Barış Alper'i Boe seviyesinde 30'lara çıkmadıkça Galatasaray bırakmaz. Kerem için biraz daha düşük bedel düşünüyorum. Çünkü oyuncu da gitmek istiyor. Hı hı. Ona göre planları var. Bu transfer. Bir de gelenler var. Yunus iyi oynadı geçen sene. İyi döndü. Ee, Emin, Bayram Emin Bayram iyi oynadı, oynadı, iyi döndü. Yani bunların da yerli alternatif olarak tekrar kadroda olduğunu söyleyelim. Şimdi aslında Barış Alper konusunda milli takımda bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama sanki o transfer biraz daha Avrupa piyasasına Doğru. da bağlı olduğu Hı -hı. için milli takımda biraz o Galatasaray'daki Joker görevinden sıyrılması gerekiyor. yani Hı -hı. Bir mevkisinin belli olması gerekiyor artık Barış Alper Yılmaz'ın. Şimdi burada bir İrfan'ın sakatlık durumu da var. Evet. Orada bir problem olursa evet. bu sefer tak sağ tarafa atacaksınız yani Barış Alper'i öyle de bir ...durumun olduğunu altın çizelim. Evet ama Joker'den dediğin gibi de kurtulamıyor. Yani bu avantajdır da bir yanda. Çünkü tek mevkiye bağlı kalırsın. Hı hı. Mesela ne diyoruz? Kerem'le Kenan solda. Hani evet. Kenan'ı öne çıkaran var. Kerem çık Ama mesela Barış Alper için neresi boşsa oraya yerleştiriyoruz. Hani oynaması bankoya geliyor aslında. Bu da bir artı. Belki sol Solbek'te problem yaşarsak maç sırasında kritik bir anda sol beke de sağ beke de geçebilecek bir oyuncu. Bunlar avantaj ama dediğin gibi Avrupa'ya transfer için biraz skor katkısı, mücadele gücünün yanına sonuç değiştiren adam olma profili de önemli. Peki. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de de şimdi Mourinho ve neler yapacak konusu tabii ki gündemimizde haftalardır diyebiliriz. İç transferden istersen başlayalım. Evet. Şimdi Mert Hakan Yandaşla büyük oranda el sıkıştı bilgisi var yönetimin. İrfancan Kahveci ve Mişi Šua ile de anlaşılmak üzere deniyor. O haberi bir izleyelim, sonra planlamayı konuşalım. Evet, derbinin en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş çok merak ediliyordu. Kalacak mı, kalmayacak mı? Kalacak gibi görünüyor takımda. Yani benim şüphem yok zaten. Hani hı hı. öyle bir ortam da yok Mert Hakan'la yolda sanki sözleşmesi devam ediyormuş gibi. Hı hı. Mert Hakan'ın ne oyuncu cephesinden ne kulüpten öyle bir problem yok gözüküyor zaten yakın zamanda da herhalde yönetim yeni yönetim yeni seçildiği için bekletti. Anlaşmayı yapacaktır. Zaten kalacak mıydı acaba? Zaten kalacaktı yani. Yani en azından ben şahsen öyle, hiç bir öyle bir ortam var. Hani ne gelen Mert Hakan şununla görüşüyor, Mert Hakan ayrılacak, şuradan teklif var falan zaten öyle bir şey yok. Mert Hakan normal sözleşme sanki uzatılmış gibi devam edecek. Şundan edecekti. dolayı aslında derbi de çok tartışıldı. Evet. Yani işte bu performansıyla, işte bu hamlesiyle, hı hı. hareketiyle aslında sözleşmesini uzattı. Normal şartlarla gidecekti bu kontrata yaradı. Umarım öyle değil. diyen bir e, bakış açısı da vardı. Umarım öyle değildir. Yani Fenerbahçe rakibi tahrik ettiği için, ortamı gerdiği için bir oyuncuyla sözleşme uzatmamalı. O Gerçek oradan, Fenerbahçelilik. Yok ya, gerçek Fenerbahçelilik kavgayla, gürültüyle olmuyor. Gol atıp şampiyon yaparsan takımı gerçek Fenerbahçeli Hı -hı. oluyorsun. Yani futbolla olur. E, o yüzden de hani Mert Hakan'ın sözleşmesi buna dayanıyorsa yanlış ama diğer taraftan baktığında kadroda düşünürsün. Eğer kendisini biraz törpüleyip çünkü Galatasaray maçını dışarıda bırak. Sezonun ilk yarısında kulübede sarı kart görüp cezalı Ceza durumu düşen işte. yani, bir yani, Fenerbahçelilerin artık sinir uçlarıyla oynayan bir oyuncuydu ligin ilk yarısında. Sonrasında bayağı bir duruldu. Gerginliğini attı. Ta ki Galatasaray maçına kadar. O da başka bir hikaye aslında. Yoksa Mert Hakan'ı hele ki bu Türk oyuncunun biraz daha kıymetlendiği, kulübenin rotasyonunda önemli yere geldiği e, noktada noktada Kadronda istersin, bir sürü bölgede kullanabileceğim bir oyuncu. İrfan Can ve Batshuayi için ne dersin? Mourinho hangi oyuncu için ne hı. rapor verecektir acaba? Şimdi Batshuayi'nin kontratı bitti hı hı. ve e, orada başka ilgiler de olacaktır. Suudi Arabistan tarafı hep dile getiriyoruz, kusura bakmasın izleyenler ama gerçekten oyuncuyu da kulüpleri de bayağı bir etkileyen durum çünkü e, oyuncular bunu şey olarak kullanıyor, bir tehdit olarak hı hı. kullanıyor. Giderim. Şu kadar teklif var. Siz de beklemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü uçuk rakamlar var. Fiyat yükseltmek istemiyorsunuz. Batsuay'da bu var. Galatasaray'ın ilgisi olduğu söyleniyor. Bir temas kurulduğu söyleniyor. Bunlar biraz hesap kitap işleri. Çünkü imza parası da ister. Bon servislerinde. E diğer tarafta İrfan Can ben devam edeceğini düşünüyorum. Sakatlığını bilmiyoruz şimdi ne olacak ama milli takımda göstereceği performans belki bon servisini arttırıp oyuncuya bir anda bir İtalya Ligi kapısı açabilir, bir anda bir İspanya kapısı açabilir. Bu sefer futbolcu bazlı iyi niyette ya ben gitmek istiyorum kariyerimin son dönemi hani biraz da yaşım da e, yükseldi bir de oraları göreyim diyebilir. O zaman başka bir hikaye konuşuruz. Bu arada Batşah'i sadece Suudi Arabistan'dan değil Türkiye'den de Galatasaray'ın Galatasaray, evet. gündemine geldiği Tabii. söyleniyor. Beşiktaş'ın yeniden doğru, isteyebileceği doğru. belirtiliyor. İyi. İki takım da ister. Trabzonspor da ister. Yani hani e, çok Trabzon'a gider mi İstanbul'da bu kadar yaşadıktan sonra Beşiktaş, Fenerbahçe sonrasında ama e, her takımın isteyeceği çok iyi profil bence oyuncu ve e, düzenli oynuyor. Şunu da unutmayalım, düzenli oynayan oyunculara ihtiyaç var. Üçte 3 üç İstanbul kulübünde de Batsuhay'ı bunun için... Yedekten de gelse, ilk 11'de de olsa elinden geleni yapan bir isim. Bugün Sabah Gazetesi'nde e, haber vardı. Mehmet'in haberi, evet. Icardi'nin yarı ücretini istiyor şeklinde. Hani muhtemelen onun yarısı kadar oynayacağım o zaman. Evet. Yarı i̇şte, ücreti, 5 milyon euro olayım. Ya Icardi üstünden Türkiye'ye bir fiyat algısı kurarsanız yanılırsınız. Bu o değil. Icardi başka bir şey. Yani bu e, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın transferlerinde de hep muhtemelen oyuncular bazı düşünülüyordur ama bu doğru değil. Icardi başka bir profil, başka bir oyuncu seviyesi bu. Sadece sağ içi değil, sağ dışı ile beraber. O yüzden burada Batshuayi'nin isteğini Galatasaray'ın vermesi mümkün değil. Yani yedekteki yedek düşündüğünüz zaman zaman çift forvet oynatacağınız bir önce 5 milyon euro yıllık artı imza parası falan bunlar biraz menajer oyunları esas gelmesi beklenen oyuncular Fenerbahçe taraftarları evet. heyecanla hangi dünya yıldızı gelecek evet. diye bekliyor. Hörberk ismi konuşuluyor. Hı. Özellikle Mourinho'nun Tottenham'dan tanıdığı isimlere Hı. biraz daha yoğunlaşılmış Kesin, durumda evet. tabii. Ee, orada hangi eski öğrencisini Hı. getirecek. Çok ciddi bir bütçe de ayrılacak gibi bir görüntü var en azından. Senin beklentin ne? Bir kere Mourinho'yu getiriyorsanız bir hani hoca bunu itiraf etmez Portekiz'deki basın toplantısında. Ben bilmiyorum bana söylemediler diyor ama bunlar konuşulur. Buna göre zaten gelirsiniz. Mourinho'yu ya bizim bu sene transfer tahtamız kapalı diye getiremezsiniz. Bir vaatler var. Hoca kendi inisiyatifini de kullanarak bir şablon oluşturacak, bir liste verecek. Bunlar üstüne Hobjewerk de bunlardan biri. İngiltere'den oyuncu almak çok zor. Bon servisi elinde elindeyse ancak Galatasaray'ın Zaha örneğinde olduğu gibi biraz imza parası falanla işi bitirebilirsiniz. Onun dışında çok zor. Ama ben hangi oyuncular gidecek? Mourinho'nun kafasında mesela Tadic var mı Mourinho'nun kafasında? Ceko var mı? Ceko var mı? Batshuayi var mı? Batshuayi yani var mı? Batshuayi mesela Şimanski ya bir Şimanski var mı? Şimanski bence kalır. Yani iyi bir teklif gelmezse şampiyona sonrası Batshuayi şey Şimanski kalır. Çünkü hocayla da genç yaşında çalışmak, çalışmak ister. ister. Şimdi Ceko diyebilir ya ben Mourinho'ları falan geçtim artık hani benim için oynamak, kariyerim, rahatlığım önemli diyebilir. Tadiş de keza öyle ama genç oyuncular Mourinho ile bir e, aynı idmanı yapmak ister. Ama diğer tarafta bence Mourinho biraz da oyuncu bazlı konuşarak mesela şunu da belirteyim. Mourinho şey değildir. Arkadan böyle iş çeviren ya yönetime ya Ceko'yu siz gönderin falan diyen bir tip değildir. Ceko'yu alır karşısına, konuşur. Benim yeni düzenimde sana ilk 11'de yer yok. Zaten onu söyledi der. ama. Herkes bizden öğrenecek dedi, doğru, gidip gitmeyeceğini. Doğru, yani net bir şekilde konuşur. Evet. Ee, ne istediğini söyler. Karşılığında nasıl bir tutum sergileyeceğini söyler. Ee, bu biraz da benim sevdiğim bir Amerikan profesyonelliği tarzıdır spor kulüplerinde. Şimdi savunmaya hamle bekliyor musun? beka var, ciku var. Onun Şimdi, dışında acaba yine bir böyle yıldız transferi de savunmaya ister mi? Ya hem Ciku hem Beko varken yabancı limitini yine gündeme getirmek zorundayım. Sınırlı sayıda yeriniz varken bir yabancı daha olmaz. Ama bu ikilden birini satarsınız, gönderirsiniz. O zaman düşünülebilir. Ama iki isim de biraz riskli değil mi? Ay yerliyle orayı takviye için. edeceksiniz. Hı. Başka şansınız yok. Galatasaray'ın avantajı orada Abdülkerim Mesela ilk 11 oyuncusu olması. Fenerbahçe bunu belki Samet'le yapabilirdi. Samet o seviyenin çok uzağında. E, Serdar Aziz vardı. Serdar Aziz zaten hani e, artık Fenerbahçe kariyerinin sonunda gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin orayı biraz yerli takviyeyle döndürmesi şart. Nasıl bir planlama olacak? Ee, çok merak Joker. ediyorum açıkçası. Joker'leriniz sizin en büyük işiniz. Mesela Kaan Aya'nı orta sahada kullanıyorsun, sabekte kullanıyorsun. Ferdi solda kullan, sağda kullan, sol önde kullan. Bunlar özellikle yerli de bunu yakalarsanız şampiyonluk yarışında bayağı avantaj olur. Ferdi başka bir mevkide deneyeceğini düşünüyor musun Mourinho'nun? De. Kesin dener. Yani maç içinde dener, zaman zaman yoklar. Sol bek başlattığı maçı başka ters tarafa atıp rakibi şaşırtır. Mourinho'da bunlar olur. E Ferdi de bu profile bayağı bir yakın bence. 22 Haziran'da açacak sezonu. Herkes gelsin demiş Mourinho. Klasik tamir. Herkes <laughs> gelsin. 22 Haziran'da... Ya herkes gelir. Gelir. Yani Mourinho çağırırsa gelir Merhaba herkes. Merhaba demeye gelir en azından evet. herkes. Fotoğrafçı falan çektirirler toplu. O karaya girmek isterler. Ama burada çok kalabalık kulüplerin kadroları. Kiralıklarda döndüğü zaman tamam şampiyonu var bir kısmı oyuncuların yok ama bayağı kalabalık bir kadroyla yani Fenerbahçe'nin hiç aklında olmayan Taraftarın ismini unuttuğu oyuncular bile geri gelecek. Doğru. Tiago Çukur falan geri gelecek yani Fenerbahçe Aa. Bunlar Mourinho'nun biraz elini zorlaştırır. Onlar tanışmaya belki de gelmişler. Tanışacaklar gelmiş falan. Belki kendini Belki bu arada biri de çıkar bilmiyoruz yani. İşte onu yapan takım bayağı bir evet. öne geçer. Onu yapan oyuncu da Fenerbahçe'de bir anda denklemi değiştirir. Bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi hızlıca e, Trabzonspor'un da e, transfer gündemini konuşup ondan sonra Euro 2024'ü konuşalım. Evet. Artık yarın turnuva başlıyor ve beklentimiz de tabii ki çok büyük. E, Trabzonspor çok hızlı başladı Hı -hı. Suat e, transferleri açıklamaya, evet. bitirmeye. Ama sonra bir duraklama devrine geçti ve şimdi hiç konuşmuyoruz neredeyse. Yine savunmaya bazı hamleler konuşuluyor. Hı -hı. Samic ismi üzerinden yine sormak istiyorum çünkü Beşiktaş'ın bir ilgisi vardı Trabzonspor'un da devreye gireceği Hı -hı. E, konuşuluyor. Keza genç isimler Afen Gruber diye bir 23 doğru. yaşında Hı -hı. bir oyuncu var. E, yavaş yavaş o e, stoper e, tandemini e, oluşturmayı planlıyor Trabzonspor'da bir tecrübeli bir genç oyuncuyla Hı -hı. kağıt üzerinde doğru bir hamle gibi. Yarın Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları e, olacakmış böyle bir e, bilgimiz var. E şöyle bir kaç cümleyle istersen özetleyip sonra milli takıma geçelim. Trabzonspor Abdullah Avcı ile geçen sezon çok iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyeceğim. Hı hı. Yani eee Abdullah Avcı belki kadro kalitesi diyebilir. Herkes şampiyonluk sezonunu Trabzonspor'da hayalleri kazıyıp hep onu isteyebilir ama Trabzonspor'un kadrosu geçen seneki şampiyonlukta işte, rakipleri için çok geride. Burayı güçlendirmek lazım. Bu illa yıldız yağmuruyla olmaz. Eee Abdullah Avcı kampa yetişmesi onun için çok önemlidir. Her takımında bunu ister. Onun için de bence çok derin böyle sessiz ve derinden gidiyorlar. Bence bu çok doğru bir strateji. Trabzonspor çünkü İstanbul takımlarıyla mali olarak yarışmanız mümkün değil. Ama sizin başka bir kültürünüz var. Başka bir hayal kurup başka bir yola gitme imkanınız var. Bunu da doğru bir şekilde e, yapıyorlar. Orada ben Savic isminin mali olarak çok doğru bulmam çünkü... Beşiktaş'tan 4 milyon euro istediği evet. üstünden konuşup Trabzonspor'da bu dengeleri bozar. Yani o yaşta bir oyuncuya bu paralara Trabzonspor çıkmaz. ha Başka fiyata iner vesaire o tabii ki katkı sağlar mı? Sonuna kadar sağlar. Bir de e, forveti kim alacaksınız? onu Onaç'ı tekrar gelecek mi? Sonuçta 10 numara Pepe diye aldınız. Pepe'nin yerini bence doldurmanız lazım düzenli oynayan bir oyuncuyla. Çünkü Bakasetas'ın o e, gitmesiyle beraber... Biraz orta saha, biraz on numara bölgesinde büyük boşluk yaşandı. Bunlar çözülmesi gereken transfer hamleleri. Peki. Milli takıma geçelim. Euro 2024 yarın geçelim. başlıyor. Ve önce başarılar dileyelim bir kere turnuva evet. öncesi milli takımımıza. Montella'nın açıklamaları var teknik direktör. Bir izleyelim sonra konuşalım. Şimdi milli takımı konuşacağız tabii ki ama unuttuk. E, hemen oradan e, Fenerbahçe evet. Beko'ya geçelim. Tebrik edelim. E, Süper Lig'i, Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Sarı lacivertler Anadolu Efes'i e, mağlup edip evet, tebrikler yani, diyelim. Evet, Fenerbahçe'yi başlarken bunu konuşacaktık evet, ama evet. futbol her zaman böyle üstün, üstün geldi. Üstün evet. geliyor. E, Fenerbahçe'yi kutluyorum. Ersu Şaşmayı kutluyorum. Evet. O da Fenerbahçe sporcusu atletizmde o branşta Sırık'ta ilk evet. defa bize Avrupa Şampiyonası'na madalya getirdi. Onu da tebrik ediyorum. Fenerbahçe bu sezon futbol dışı spor branşlarda kulübü, çok evet. büyük bir başarı elde etti gerçekten. Tüm sporcuları ve takımları bu, tebrik ederim. Aziz edelim. Yıldırım döneminde başlayan evet, bir şeydi. Evet. Ali Koç döneminde devam etti. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bu yarışlara girmeli spor kulübü. Başka bir şey Evet 11. şampiyonluğu oldu Fenerbahçe-Bekon'un da bir kez daha tebrik edelim e, Sarıla Lacivert takımı ve camiayı. Milli takıma geri evet. dönelim. Montella'nın açıklamalarını izledik. E, artık bu şans dilemekten başka yapacak bir şey yok. Hı. Hazırlık maçlarını izledik, e, eleştirdik, eksikleri söyledik, Hı. artıları söyledik. E, talihsiz sakatlıklar da yaşadık Harcay. bu arada. Tabii onu da e, belirtmek lazım. Nedir beklentin? E, bir kere İtalya ve Polonya doğru örnekti. Daha kötü yani bizden görece düşük takımlarla oynayıp kazanmaktansa ben bu tip maçları tercih ederim. Hı. Ee, bize ne olduğumuzu hatırlatan böyle hafif böyle bir sarsan, silkeleyen hafif tokat atan maçlardır bunlar. Sakatlıklar evet başımızı maalesef ağrıttı. Ozan öyle, İrfan'ı bilmiyoruz e, durum ne olacak. Enes'in yokluğu gerçekten hep milli takım performansını eleştirdik ama olsa belki direkt oynardı. O evet. O yüzden oraya başka oyuncu koyuyoruz. Barış oyna, oynatılıyor falan. O yüzden bir kadroda bir sıkıntımız var ama artık 3 maçlı bir turnuvaya başlıyoruz. Her maç maç düşünmek, kazanmak her şeyden önemli. Uzun bir periyot değil. Yaklaşık bir hafta 10 gün içinde yolumuzun çizileceği bir turnuva. Onun içinde Gürcistan maçı her şeyden kritik. Son katıldığımız Avrupa Şampiyonası bizim açımızdan keşke gitmeseydik. Diyeceğimiz bir turnuva. Hep öyle oluyor genelde oldu. maalesef. Ne yazık ki bir istikrarımız yok. Yani ya 2 üçüncü oluyoruz Hı. ya e, gruptan çıkamıyoruz. Korkunç bir e, performans sergiliyoruz. Keza ya çok iyi bir jenerasyon yakaladık Hı. diyoruz ya da e, bu milli takım ne yapacak diyoruz ki bunu da bu arada çok benzer oyuncu profilleriyle yaşıyoruz. Hı. Bu da çok enteresan. Çok ciddi bir istikrar sorunumuz var. Acaba bu sefer hangi turnuva? Ben onu merak ediyorum. Bir kere her turnuvada olmak çok önemli. Evet yani bu bunu, istikrar çok bu önemli. Bu istikrar önemli. İkinci nokta bence e, şu takımı şunu konuşmuyoruz bak. Oyuncularla teknik direktörün problemi var mı? Yok. Yok. Oyuncuların kendi arasında böyle bir çekememezlik vesaire Yok. var mı? Yok. Medya ile kavgalı turnuvalar vardır o var mı? Yok. Yok. En azından sadece futbol odaklı konuşuyoruz. Yani bir başarısızlık varsa futbolla evet. ilgili sağ içinde bir sıkıntı yaşarız. E bunları da artık geride bırakacağımız bir atmosfere girdik. Kimse dünya üçüncüsü olacağımızı beklemiyordu. Olduk ama. iyi başlarsak, o rüzgarı da arkamıza alırsak yapılamayacak iş yok. Çıkarız, yürürüz. Dünya Kupası'ndan daha zor bir turnuvadır bence Avrupa evet. Şampiyonası. Ama Gürcistan'la başlamanın grubun görece en zayıf takımı... Tekrar altını çizim Göreceli olarak yani. Yunanistan'ı geçtiniz unutmayalım. Aynen Bayağı öyle. Ee, ama onunla başlamayı avantaja çevirmemiz lazım kazanarak. Sonrası zaten e, yolumuzu nasıl çizeceğimizi görecek. Ama Gürcistan'ı yenemezsek zaten ondan sonrası bizi böyle büyük dağlar bekliyor aşmak için. Bu arada yani gruptan Çıkamamak aslında şu tabloda biraz başarı olur. Yani gruptan çıkılması gereken bir e, kesinlikle düzenleme var. Doğru. Bu kadro bizim gruptan evet. çıkmamızı da sağlıyor. Yani üst turda rakip kim olur? Şimdiden söyleyemiyoruz ama bu gruptan çıkmazsanız zaten en büyük eleştiriler ondan sonrası başka şeyler konuşulur. Peki turnuvanın geneline dair beklentini de sorayım. Malum artık yarın başlıyor Hı -hı. dedik. Mesela favori, favori takımın, favori oyuncun kim öne çıkacaktır? Her Kimin turnu... maçını, hangi grubu heyecanla Hı -hı. bekliyorsun? Her turnuvanın favorilerinden İngiltere ama hiçbir turnuvayı kazanamaz biliyorsun. Öyle bir, bir durum. Bir de genelde penaltılarla kazanamaz Penaltı <laughs> böyle <ama>. enteresan <laughs> talihsizlikler. Hep böyledir İngiltere. E diğer tarafta Almanya bence hani ev sahibi avantajıyla sağlam bir takım olarak geliyor. Sürpriz yaşanır mı çok gözüme kestiremiyorum ama e, Hollandalı grup ölüm grubu diye tabir ettiğimiz orası sert geçecektir. Evet. Onun dışında da bakacağız. Yani turnuva öncesinde söylediklerimizi hani bir anda e, eşleşmelerle beraber her şey değişiyor. Oyuncu ne dersin? Mesela Ronaldo'nun turnuvası olur mu yine? O. Oh. İlk 11 yazıyor musun sen Ronaldo'yu? Bilmiyorum. En son 2 gol attı. Ben de bilmiyorum. Evet. İrlanda'ya. Evet, o attı. yüzden şimdi nasıl yazamayacaksın gibi Mesela de. Mesela bir... Ronaldo'nun bu turnuvası Messi'nin o dünya, son dünya i̇şte, evet. Öyle Biraz bir o şey de olabilir. Challenge olabilir. Olabilir. Bakalım bekleyip göreceğiz. Keyifli bir turnuva olsun diyelim. Artık yarın tabii daha detaylı konuşuruz. Sonra çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sabah Spor'u noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.